Yepyeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. 4-5 gündür video atmıyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar, aşırı sıcaktan dolayı mahalledeki çoğu hayvanlar ishal oldu. Bazıları kanlı ishal oldu, bazıları normal ishal oldu. Yani attırıyorlardı, kötü haldelerdi. Süt verimlerini çekmişlerdi. Bizden ise 4 tanesi oldu, 4 tane inek. Bir tane de şu düve olmuştu, şu düve atlattı. Aynı şekilde bu düve de aynı. Bunlar hemen atlatabildi. 2 tane inek düzeldi. Şimdi 2 tane inek de var ishallik. Çok fazla yok şu an, toparlamaya başladılar. Yavaştan toparlıyorlar. 2 tane ineği salmıyoruz arkadaşlar. Saman ve kepek sadece. Kepek ishalde gerçekten işe yarıyor. Çabuk toplamasına yardımcı oluyor. Kepek ve samanı sadece veriyoruz. Herhangi başka bir şey vermiyoruz. Çok az belki besin veriyorlardır. İki tanesi şu an içeride, mandufon inekle alaca inek. Ondan dolayı atmadım. Yani insanı biraz, hayvanların böyle arada böyle hasta olması insanı biraz morallen bozuyor. Yani video çekme isteğim gelmedi. Allah'a şükür bir şey yok, sadece bir ishallik, o da şu an atlatma evresinde. Diğer günlere göre bugün daha iyiler. İştahları yerinde. İştahı olmasa sıkıntı gerçekten. Komşunun hayvanlarının tamamı oldu ve iştahları da kesilmişti. Onlar iğne kullandı. İğne ilaç kullandılar. Ancak yeni yeni toparlamaya başlıyorlar. Biz herhangi bir iğne kullanmadan toparlamaya başlıyoruz. Çünkü iştahtan kesilen hayvana iğne gerekli arkadaşlar. Şimdi ben iğneyi vursaydım, vurduğum iğneye bu sefer tüm hayvanları vurmam gerekirdi. Çünkü veteriner şöyle söyledi. Aynı ahırda bulunuyorsa hayvanlar tüm hayvanlara bulaşır. Çünkü o pislediğinde onun kokusu gerçekten çok fena kokuyor. Diğer hayvanları da etkiliyor ve onları da ishal yapıyor dedi. Dediği de doğru çıktı. Bir tanesi ishal olmuştu. 3 tanesine bulaştı. Sonra 2 tanesi iyileşti. 2 tanesi de şu an iyileşme evresinde. Çok az bir şemcik kaldı diyebiliriz. Allah'tan kurtardık. 2-3 günde hemen toparlamaya başladılar. Allah'a şükür. İğne vurmadık biz. Çünkü iğne vurursak hepsine vuracaktık. Ve bir 10 gün boyunca herhangi bir süt satışı olmayacaktı. Çöpe dökecektik. İğneye vuracaktım fakat bir gün bekledim. Dedim ki kepek bastıralım samanla. Eğer toplayabilirse hayvan, o zaman herhangi bir iğne vurmayalım. Eğer toplamıyorsa yine, o zaman iğneyi mecburen vuracağız dedim. Köpeği bastırdıktan sonra iki tanesi iyileşti. İki tane, en kötü olanlar bile iyileşti öyle diyebilirim. İki tanesi de iyileşme evresinde. O zaman dedim iğneyi hiç vurmayalım. Çünkü 10 gün süt vermediğinizde arkadaşlar, günlük 60 litreden hesaplayın, 120, 10.200 lira gibi bir zararınız oluyor arkadaşlar. Az para değil. Tabi her zaman paraya önem vermeyeceksin, hayvan sağlığına önem vereceksin, ama ileri derecede bir ishal olmuş olsaydı bu sefer mecburen iğne kullanacaktık. Bir hayvan hasta olduğunda arkadaşlar, hemen aceleyle gidip veterinere iğne, ilaç almak aslında mantıklı değil. İlk önce sizin ne yapabilirsiniz? Eski yöntemlerden, yani iğne, ilaç kullanmadan ne yapılabiliyor? Bunları bilseniz, çözümlerini uygulasanız, eğer ki olmuyorsa bu sefer gidin veterinerden ilacı alın, vurun. Zaten ilaç da çok ucuz bir şey değil. Ben bunların hepsini ilaç almış olsaydım 500-600 lira tutardı. Komşununki aynı şekilde tutmuş. Çünkü bir tane iğneyle bitmiyor bu. Birkaç takviye iğnesi daha var. 500-600 oradan, 1200 oradan, nereden baksanız arkadaşlar 1700-1800 lira tutardı. Biz Allah'a şükür sadece kepek, 2 torba kepek, bir de saman. Bu şekilde atlatabildik. Bundan dolayı birkaç gün video çekmedim. Aslında çekerdim ama hayvana gelmiyordum zaten. Yakınlarda otlatıyordum. Yani moralim de biraz bozulmuştu. Çünkü hayvanınızın tam böyle verimli döneminde böyle ishal olması veyahut da başka bir şey olması sizi moralen bozuyor biraz. Havalar da gerçekten çok sıcak havaydı. Tüm mahalledeki tüm hayvanlar oldu diyebilirim. Çoğunluk, birkaç tane belki hayvan olmamıştır. Sadece bizim hayvan değil. Bu bulaşıcı bir şeymiş arkadaşlar. Bir tane hayvan olursa aynı ahırda diğerlerine de bulaşıyormuş. Siz önlem almazsanız. Biz de o bulaşan hayvanları dışarı bağladık. Ahırdan çıkardık, dışarı bağladık. Aslında tüm hayvanları dışarı bağlamak mantıklı. Ama şu an bizim üstü kapalı bir alanımız yok. Üstü açık alanda
Birincisi süt sağım yapamıyoruz makineyle sağdığımızdan dolayı, ancak dışarıya makine götürmek lazım, o da zor olur. İkincisi yağmur yağdığında tekrardan içeri alman lazım şiddetli yağmurlarda. Çünkü hayvanı hasta etme, rüzgar vurduğunda ceyrene kaptırma gibi durum var. Eğer üstü kapalı, yanları açık bir yer yapabilirsek, aklımda bir yer var, orayı yapabilirsem hayvanları yazın daima dışarıda tutacağız. Dışarıda tutmak daha iyi. Biz de o hasta olan hayvanları dışarı bağladık arkadaşlar ki diğerlerine bulaşmasın. Çünkü gerçekten aşırı derecede pis kokuyor. Dışarı bağladıktan sonra yayılma şeyi durdu arkadaşlar. İki tanesi topladı hemen. Açık havada olduklarında hayvanlar daha iyi topluyor. Çünkü pis havayla, pis nefesle karşı karşıya kalmamış oluyor. Bu da çabuk toplamalarına yardımcı oluyor. Bundan dolayı video atmadım. Şu anda saat 1. Hayvanları getirdim, suladım, indirdim. Zaten çoğu da yayılmıyor. Yani sebebi hastalık değil tabii ki. Hayvanlar bayağı doymuş. Suyu da içince biraz durgunlaştılar. Birazdan süreceğim şu yamalarda falan otlayacaklar. Etrafta ot var. Ottan yana sıkıntımız yok. Bu 3-4 gün aşırı sıcaktan dolayı hayvanlar da bunaldı, biz de bunaldık. Bir de çam sıcağı acayip derece çekiyor. Çam gerçekten çamın altında durulmuyor yani çok sıcak olduğunda. Hayvanlar bundan dolayı etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü burası çoğunlukla çam. Aşağı taraftaydı, otlatıyorduk hayvanları. Orası da sıcaktı. Ben hayvanların bu şekilde ishal olacağını vallahi düşünmedim. Çünkü yıllarca hayvan gidiyoruz. Nasıl sıcaklarla hayvan otladı, hiçbir şey olmadı. Bu sene aslında şeyden dolayı komşunun hayvanı oldu. Ondan dolayı bizimkine bulaştı. Bizimkinden başkasına öyle öyle yayıldı. Yoksa bu ishal olma olayı ilk defa yaşadık. Komşunun hayvanları da büyük hayvan olduğundan dolayı çabucak ishal oldular. Bence onlardan bulaştı. Yoksa eskiden de çok sıcak ortamlarda hayvanlar otluyorlardı. Sıcakta yatıyorlardı. Hiçbir şey olmuyordu. Bu senenin olması insanı biraz düşündürüyor. Acaba havadan mı oldu, ne oldu? Yani bir sebep var. Çünkü devamlı olarak aynı yerde otluyorlar. Aynı sıcak, hatta daha sıcak zamanlarda otluyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Herhangi bir durum. Bu sene olması beni biraz düşündürüyor. Neden oldu acaba?